Elemarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Bugün bir dereceli ve cesare daha sizlerleyim. Nick oynuyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli ve çok güçlü olduğunu fark ettim Nick'ın. O yüzden biraz Nick oynayacağız. Karşı taba basalım, şu adam çok kötü bir nar oyuncusu. Şey istedim aslında adamdan ya. Siz söyleyin. Support almasını isterim çünkü Nilah'la sonra bayağı güçlü oluyor ve Nilah oynayan adam çok fazla. Tehlikeli olarak yani. O yüzden ama adam midim çok kötü falan dedi. Dedim okey, midde Nick oynasın. Sizin keyifler nasıl arkadaşlar? Yani nasıl gidiyor hayatınız? Umarım iyi gidiyordur, mutlusunuzdur. Ben yine bir 400 DP küsür bir şey kaybetmiştim. Tam böyle bileklerimi kesecek gibi oldu. Dedim neden bu anda ben kalsınçken tekrardan şey yapmıyorum ki. O yüzden dedim gerek yok böyle bir şeye. Oyna şey yap yani, sen çıkarsın dedim. Ve midden 2 oynuyoruz. Bakalım arkadaşlar. Şu taptaki adamın biraz leş olması güzel bir şey ama bunun gibi leşler benim karşıma geldiğinde iyi oynuyor ne yazık ki. Çünkü 1.14, 2.13 nar falan oynuyor. Sonra 1.6 milyon narı var abi. Ve eğleniyorum diyor 1.15 oynayarak. Bilemeyeceğim, kendi tercihi ben. Yani eğlenmiyorum olarak hala. 10 kere öldüğümde eğlenmiyorum. Kötü şey yaptım. Rünümü de şuradan göstereyim size arkadaşlar. Kara Asat rünü geldi. W açmam lazım aslında orada. Ne yalan söyleyeyim. Kötü yetenek açtım. Ve bu adamda TP var. Nico'nun şöyle bir güzelliği var. Yetenekleri full CC üzerine ve dodge'lanmıyor. E'sini minyonların içinden atabilmeniz fayda sağlıyor. Bu da korkunç bir yetenek yani. Ama şu şekilde bakın, bunu nasıl doyuruyorsunuz lazım. Tabi ben biraz fazla hasar yedim ama bakalım, bir de minyon oluyorsunuz. 6'dan sonra sağa sola gidiyorsunuz. Adama biraz stack verdim ama. Bunların jungle'ı kim? Kindred. Biraz dikkatli oynamam lazım. Öğreneceğim, büyüyeceğim ve Nico. Base satacağım arkadaşlar şimdi. Şunu da alayım şuna. 18 farma 21 farm. Farmım iyi durumda. Canım manam yok ama. Nico sana büyü yapıyor. Çiu çiu. Geldi bana. Adamların yetişmesi iyi olmadı ya. Wave'im çok kötü kaldı. Burayı trolledik. Bu wicket artık yok. Nico tek kişilik kabile. Manam yoktu orada. Yani başka bir herhangi bir sıkıntı olmadı da bu adamın flash'i yok. Buraya kadar. Bu adamın yanında şey oynamak isterdim ya Soraka. Ama her halükarda iş yapacağım. Biraz şeyi hesaba katmadım ben, o kötü oldu. Koridoru yani Kindred'in
felsefeni kovalayacağımı düşünmedim için. Manamı idareli kullanmadım. Tek yaptığım hata oydu bu arada. Başka bir hatalı oynayış veya herhangi bir şey olmadı. Orada. Bu adam 6 olacak. Şunu bozup bir şey alayım ya. Şunu almak çok zor. Şunu biraz daha kolay yapmaları lazım aslında. Ya gördüğünüz gibi çok aşırı güçlü aslında. Şu büyük minyon isteyecek de stack'ten dolayı. Bu adam beni koşturmaz herhalde artık. Evet, o kadar sapık olacağını düşünmüyorum. Bota farm aldım ya bizim adamlar. Kindred şeyde. Şuraya itip bota gidebilirim aslında minyon olarak. Sindra gitmiş ne yazık ki. Ölmemesi lazım bizimkilerin orada. Birinin ruhunun şekli. İçindeki gerçek kişi. Botta ölmemeleri iyi oldu bayağı. Şom ağzımı açmışımdır. Şu ejlere biraz yardım edeyim. Şu wave'i yakalayabilseydim güzel olurdu ya. Minyon olarak. Bir sonraki wave'e kalırlarsa bunları keserim bu arada. Zaya halt olmadan. Beni yediğim için kötü öldüm. Şu aptal Q maxladığı için sıkıntı oldu orası. Yani ne yapabileceksin ki? Çok merak ediyorum. Bir kere bir şey anladım diye yok akıllısın. Niko herkesin şovmasından bir parça saklıyor. Hepsi değerli. Demek ki bu adam bu hareketi yemeyecek. Biz de ne yapacağız? Flash geldikçe gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Farmda bayağı öndeyim şimdi ben. Şimdi şu minyon alıp Syndra'yı dürtebilirim ama o şeyi hareketi yapmak istemiyorum çünkü adam anlayabilir, hep minyonları saymaya başlayabilir. Niko kuşlara ve kuş bireylere ister besliyor olabilir.
Onu oynayasım yok ya. Bota dive atacağım. Ama ultisi var bu adamın. Bu ultisi var, o yüzden bir şey yapamam. Ama late'de ben onu hallederim. Takım savaşlarında. Şu adamı 3-1 oynatıyor ya. Yani. Buradaki invet olabilir. Ama flash'im var. Şu W'sunun bug'ını da bir düzeltemediler şu karakterin ya. Bu adam bir stun alır beni, o yüzden dikkat etmem lazım. Ekliyorsunu. Biraz daha odaklı oynamam lazım ya. Bir kontrol totemi alayım. Şöyle ürünleri gördünüz zaten. O ejderhayı vermek istemiyorum o şeye. O kadar çok vücut var. Tek vücuda bağlı kalmak niye? Ben bunu biraz dürttüm. Buraya gelemez o kadar falan. Bunları da buraya sokmam. Çok üzüldüm. Ultinin olmamasına çok üzüldüm. Zayahçım. Oysaki minyonları çok güzel sayıyordun karşıda Nika var diye. Her neyse arkadaşlar, görüyorsunuz yani karakter zaten güçlüydü ve bunu reworklediler, bir şey yaptılar. Hem daha çok playlist yapabiliyorsunuz. Minyonları sayacaktı adam, yıldızları sayacaktı adama. Bu ilk kulemi alayım şunu. İreliye gitmesin. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Çok kötü atıyorum abi ellerimi. Ama bilin bakalım ne alacağım. Direkt Rabadon. Syndra arkamı ışınlanmış bir de galiba. Biraz daha fakelemeye oynayabilirim aslında bunları. Şurelia falan almış bu adam. Normalde Aytaş'a oynadı köpek gibi. Bu wicket tatili bitti. İşe dönüyorum.
Dave'i yakalayıp deneyeceğim ya. Ne olacaksa olsun. Hatıraları, renkleri, duyguları paylaşmak sihir işte. Tek problem hızım biraz yavaş kalıyor. Bu adam biliyor, ben keyfimden şu an böyle takılıyorum burada. Neyse tapta zaten. Ben bu kuleyi çorlarım arkadaşlar burada. W'sunu kuleye de çok vurabiliyorsunuz bu arada. Öyle de bir avantajı da var bu karakterin. En rahat kule alan şeylerden birisi karakterden. Bu nasıl swap diye bir şey yok. Ben oraya gelmedim zaten. Umurumda değil orası benim şu an. Ben direkt Rabadon'u çekeceğim. Başka dünya umurumda değil. Ben bottayken bota niye yürüyorsun? Beni görmedim. Şeye milyon olarak yakalarım adamı dedim ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. O da adamı geri zekalı. Şu adama bir yardım edelim. Şimdi Zayah'ın ultisi var. Zayah'ın ultisi için şey yapacağım. Şu araba minyon değil de normal minyona girirsem bu salak yer bunu bu arada. O kadar geri zekalı ki. Bu adam TP attı buraya. Syndra öldüğüne göre beni kim tutmaya gelebilir? Zayah'la şey. Baksanıza kuleye nasıl vuruyor. Farmlaması ve bitmesi de çok basit yani. Şu saçma sapan yeşil şey olduğu için bunda bu adamla hiç oynamayacağım yani. Takımın bir yeni videoları havaya uçurdu. Adam iyi oynuyor ya. Bekletiyor gördüğünüz gibi E'sini. Çıkabilecek mi oradan? Çıkamıyor. Kötü öldük. Niye böyle öldük? Neyse şeyi aldılar. Tapu aldılar tamamen. Şu şeyi satacağım ya. Mece'yi falan önemeyeceğim. Aldım zaten AP'mi. Biz Zonya bir ufuk getiren alırım. Okey. Ben gidip botu yaracağım bu arada. İstemiyorum o telefonu. Niko, Niko'ya dönüşürse neye benzer acaba? Rezik bir ulti, pis eksin kanka. Adam oynadı vallahi, yapacak bir şey yok. Buraya gelir birkaç tane geri zekalı. Geldi zaten geri zekalının başı. Şunun ultisini alabilirim aslında. Burada da ben aynı ultisini alabilirim. Bir kuleyi yerle bir edecek.
Şimdi ben botu pushlayacağım bir daha. İrelia'yı tapta görmedikleri için beni İrelia sanıyor olabilirler diyecektim. Neyse yerine sabitleyemedim. Ülkeye karşı onun ötesi gayet rahat sağladı. Ama bu böyle bir giriş yapmasaydı iyiydi. Şurayı bir posta daha alacağım. Bir kere daha ittireceğim burayı, barona gidemesinler rahat rahat diye. Çünkü burayı birisinin tutması gerekiyor ben ittiğim için. Şimdi bir zonya alacağım. Ultisi yok hıza ya. Zonya'yı arka odaya koyduğum için basamadım arkadaşlar. Bunu alamazlar 2 kişi herhalde ya. 3 kişi hatta. Şuraya bir TP gelir mi? İrelimizden. İrelimizde TP yok. Kötü oynadı burayı. Şu kule düşecek galiba. Baron Syndra'ya vurdu çünkü. Çünkü adam full armor gerizekalı, ona vuracak tek insan benim. Burada birini yakalayabilir miyim acaba? R'si var bu adamın, kronometresi var bir de işte. Bu meganer oldu. Altını kontrol edecektim. Kim yaşıyor? Syndra. Syndra beni tekleyebilir mi? Tekleyebilirim. Gerizekalı değilsen ve Zonya'ya basabilirsen. Siz kuleyi alın, ben şeyi alacağım. Bu adam burada zaten. Bir rakip şu taptaki wave'i yakalamam lazım. Buraya 2 wave daha içeceğim çünkü ejder doğuyor. Ama şey yapacağım ya, ejdere gitmeyeceğim ya, ver onu. Yapacak bir şey yok. Nar buraya gelir mi? Narın TP'si yok. Buraya bir kere daha itersem burası zorlanır biraz. Kavga bitti. Herkes birlikte davetli. Rakipler bile. Kuyruksuz bireyler. Yalnızlar mı? Evet. Benim minyon olmam lazım. Nar dönüşecek şimdi. Mikael almış bu. Benim E'ler işe yarıyor ya. Bizim minyon wave'i nerede? Niko, Niko'ya dönüşürse neye benzer acaba? Şurada bir şey deneyebilirim bu arada.
Syndra'dan tekleyip maçı satabilir miyim diyecektim. O adamla savaşmaması lazım. Full zırh o adam. Gireyle şu kuleyi al. Öyle artık. Adam şey alıyor, bir daha şey almam lazım, büyü nüfuzu almam lazım. Syndra ile alakası yok bu oyunun, 6-6-6 oynuyor geri zekalı. Benim skorum kaç, aptal. Kindred'e giriyorlar, adamda MR var zaten, her şeylerini Kindred'e atıyorlar, problem o. Şu çiçek olsam iş yapabilir miyim? Bu çiçekleri niye almıyor artık? Şunu alması lazım bu gerizekalının. Bizim midi pushlamamız lazım. Şu totemi barona atması lazım bu adamın. Şu kuleyi alsa şu salak. Barona gitmeyeceğim bu arada. Bunların bu kulesi de düştü. Bu kuleyi istiyorum ama baron şu an mantıklı değil. Şu gerizekalı bana vurmazsa eğer. Miras sola baron demiyor. Alabiliyor da ilginç bir şekilde. Arkadaşlar benim şöyle bir şey yapmam lazım. Benim beklemem ve Kindred'in Kindred'in ultisine ultiyle girmem lazım ve ultinin sonunda ulti atmam lazım ki bu adamlara karşı iş yapabileyim. Bu sefer o taktiği yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Şöyle geçiyormuş gibi kafa karıştırıyorum adamlara. Ben bottayım. Kim Nikon'un yoluna çıkıyor? Küçük şovmalı aptallar kim olacak? Buraya gelebilir bunlar. O yüzden şurada Syndra var galiba. Her yanım ruhlarla dolu. Bu
Ben öleceğim bu salaklar boş durduğu için. Bu salaklar boş durduğu için öldüm. Push atacağım, yapma fight diyor. Girme işte bu saatten sonra. Yani şu salak gerçekten aptalın teki ya. All-in yaparak ölüyor. Adamlar bana giriyor, ölüyorum. Adam all-in yaparak ölüyor. Böyle biz gerizekalılık olabilir mi ya? Girme işte millete. Benim wave clear'ım var bu arada, itemez daha burayı. Bu wicket tatili bitti. İşe dönüyorum. Bu clear'ı vermememiz lazım. Arkadan bir flank atsam aslında güzel olabilir. 10 saniye var seçimden herhalde. Yine gittik bitirdik oyunu. Girmeye çalışıyor. Böyleydi arkadaşlar. Bir flankli adamların işini bitirdi. Ya çok iyi oyunlar yapamadım ama yani bence yapmam gerekeni yaptım. Farmım da gayet iyi. Skorum da gayet iyi. Bence eğlenceliydi. Ben eğlendim. Bakalım kaç TP verecek. Şu adamı da report edelim küfürden. Ağlayıp durdu maç boyunca. 24 TP verdi. Görüşmek üzere arkadaşlar.